Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kestane yapacağız. O kadar güzel kestane buldum ki Balıkesir iline ait. Görüyorsunuz iriliğini. Kestane kebap yapacağız. Bizimki minimalize olduğu için milimetrik tavalarla çalışıyoruz. Şöyle tavamızı koyalım. Kızmaya başlasın. Bunun yanında kestanemizi çizmek için falçata aldık. Görmüş olduğunuz gibi falçatamız burada. Çok küçük, şöyle çizecek kadar çıkartıyoruz. Dikkat edin, bir büyüğe yaptırın mutlaka. Küçükler yapmasın. Şöyle çok küçük. Bakın şöyle. Ondan sonra kilitliyoruz. Şöyle çıkartıyoruz, bakın küçücük. Şimdi çiziğimizi şöyle atacağız. Bakın buradan. Böyle tam ortadan çiziğimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra suya. Çok büyük bir çizik de atabilirsiniz. Şöyle. Mesela onu da gösterelim. İrilerini seçmeye çalışıyorum. Şöyle bakın. Dikkat edin, dediğim gibi elinizi kesmeyin. Bir tane daha suya. Zaten kaç tane alır ki bu? 6-7 tane alır bu büyüklükte. Şu noktadan ışıklarımızı da açalım. Arkadaşlar şu noktalardan şöyle çiziyoruz, bakın. Dikkat edin dediğim gibi. Çizerken elinize kaçırmayın. Şöyle. Bu ızgarada da olur, tavada da olur. Suya atmamızın nedeni de biraz yumuşaması. Kabuğunun hiç olmazsa. Evet, attık. Şimdi kestanelerimizi alalım. Eldivenimizi çıkardık. Çöpümüze attık. Şöyle ocağımızı ortaya alalım. Burada nasıl pişiyor onu göreceksiniz. Nasıl kızarıyor. Yakın. Evet, şöyle yakın bir konuma aldık. Şimdi gördüğünüz gibi tam elektrikli ocağın boyutuna göre kestanelerimizin çizdiğimiz kısmını, yani göbekli kısmını böyle koyuyoruz. Burada bir sayı fark etmiyor. Önemli olan orta ateş olması. Ne kadar alırsa koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Suda fazla da bekletebilirsiniz. Onda da sıkıntı yok. Baştan çizdiğimiz kısımları ateşe gelecek şekilde koyuyoruz. Bunu yapmamızın nedeni ilk oradan ısı gelip kestanenin içine ulaşması. Neden bu kadar fazla koydun derseniz de toplu olunca daha güzel pişiyor arkadaşlar. Bunu ne demek istediğim biraz sonra anlayacaksınız. Bunu çizmiş miyiz? Bunu bir daha çizeyim ben, bu biraz ilk çizdiğim çizilmemiş. Evet, bunu da çizdik. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişecek arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şu an 9 dakika oldu. Kontrol ediyoruz. Neden kontrol ediyoruz? Eğer şurada bir pişmemişlik olursa, ki pişmiş bakın. Isıyı arttıracağız ama şu an ısıyı arttıracak herhangi bir şeye gerek yok. Bir daha bakalım şöyle. Bir maşa yardımıyla yapın arkadaşlar. Elinizi yakmayın. Çok hafif bir tık daha arttırabilirim. Fazla bir sıcaklığı yok şu an. Bir tık daha arttırıyorum. Yakmamak istiyorum arkadaşlar. Hani haşlamamak istiyorum. Şöyle bir tık daha arttırıyorum bakın. Bu şekilde gene bir 10 dakika arkadaşlar. Bu ısıyı daha iyi alacak şimdi dipten. Ve aldıkça şuraların açıldığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, gene 9-9,5 dakika gibi pişirdik. Bakın hafif bir kızarma var, şöyle göstereyim. Sıcak, siz sakın tutmayın. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum odaklıyor mu. Bakın hafif kızarma var. Bu ateşi biraz daha arttıracağız manasına gelir. Şöyle bir tık daha arttırıyoruz ve çeviriyoruz arkadaşlar. Maşayla çeviriyoruz elimizi yakmamak için. Şöyle. Ben şöyle hemen hızlı çeviriyorum. Üst tarafları fazla sıcak değil. Gördüğünüz gibi fazla yanmayacak. Bu sıcaklık olacak ama. Ama bizim kriterimiz ne? Şöyle açılacak şeyler. Kabuklar. O piştiğini gösterir. Bak buralar sıcak mesela. Dikkat edin. Evet. Bu şekilde de arkadaşlar 10 dakika pişecek. Sonra tekrar çevireceğiz. Bakalım duruma göre göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ara ara kontrol edeceğiz. Tekrar çeviriyoruz şöyle. Bir 10 dakika oldu gene. Biz bunu niye uzun süre böyle bir yapıyoruz? Hem kestanelerimiz büyük. Şöyle elimizi yakmadan çevirelim. Kestaneler büyük olunca ağır pişmesi gerekiyor. Küçük kestaneler çabuk piştiği için sıkıntı olmaz. Sizinki şimdi pişmiş de olabilir. Benimki daha pişmedi. O yüzden tekrar döndürüyorum. Bu yanıklar çok az olmalı. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu yanıklar hani böyle nokta şeklinde olmalı. Öteki türlü olduğu zaman çok sıkıntı. Şimdi de bir 10 dakika bunlara bakacağız. Ondan sonra alabiliriz. Şöyle bir tık daha ateşini yükseltiyorum. Sona getirdim bakın. Şu an elektrikli ocak sonda. 10 dakika içinde olacaktır. Zaten duman gelmeye başlarsa dikkat edin, onu biraz daha kısın. Bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber görelim. Kestane pişirmek bu kadar kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kestanelerimizin sütü de çıkıyor. Bakın şu işte bahsettiğim konu şu. Bu olacak arkadaşlar. Ve bundan sonra seri çevirmeye geçiyorsunuz. Seri çevirme nedir? Şu yanık bu kadar olmazsa şöyle tutuyorsunuz. Bunu da tekrar böyle tutalım. Ocağımızı tekrar şöyle ayarlayalım. Evet. Bakın açılmaya başladı bile.
Şöyle. Bakın gördünüz mü? Ne kadar burası kızarmış. Kebap olmuş artık. Kestane kebap. Demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Böyle biraz sabır isteyen bir şey. Çünkü öteki türlü olursa içi çiğ kalır yanı. Yani bunu böyle sık sık çevireceksiniz. Öteki türlü olursa içi şimdi çiğ kalır. Hiç gerek yok. Zaten bir sürü para, kestanenin 100 gram olmuş bilmem ne kadar. Hani adamlar kebap satıyor böyle pişirip. Dünya kadar paraya satıyorlar hani. 100 liraya geliyor kilosu. Böyle sattığı zaman çünkü emek veriyor adam. Anlatabildim mi? Şimdi seri çevireceksiniz arkadaşlar. Asıl işte kebap olayına şimdi geldik. Sonda bakın elektrikli şeyimiz, ocağımız sonda ve sesi duyuyorsunuz değil mi? Pişiyor. Kebap oluyor. Kebaplar gelsin. Bakın duman da çıkmaya başladı dediğim gibi. Hep böyle çevireceksiniz arkadaşlar. Bir dakikada, iki dakikada bir şöyle alt üst yapacaksınız. Yer değiştireceksiniz. Ondan sonra da kürdanla pişip pişmediğine bakacağız. Bakın sütü çıkmaya başladı. Kestaneler büyük olursa çok zahmetli olur bunun pişirmesi. Çünkü hemen pişmez. İnsan oldu biraz aceleci. Hemen yemek ister. Birden açarsınız. Haşlarsınız. Haşladığınız zaman da hiçbir zevk almazsınız. Birden haşlanırsa bunlar hiçbir zevk almazsınız yani. Orta ateş olacak. Ondan sonra gitgide ısıyı yükselterek yapacaksın. Çevire çevire bu şekilde. Nasıl soba üstünde yapıyorsun kestaneyi? Aynı şekilde. Şimdi bir kürdan getirelim bakalım pişmiş mi? Evet arkadaşlar şimdi kürdanı batıracağız. Oo! Gördünüz mü? Süper. Süper bakın. Yumuşamış. Vallahi süper. Evet. Çok az daha. Bir iki çevirimlik bir şey kaldı arkadaşlar. Ondan sonra hazır. Şöyle bir iki daha çevireceğiz. Vallahi tam kebap oldu. Kestane kebap. Yemek sevap. Evet. Fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu ama yanlış da yapın istemiyorum. Çünkü acele ettikten sonra bu işin bir esprisi kalmaz. Evet. Şuraya bak ya. Mis gibi koktu. İşte bu kadarı çarşıda ne kadar? 25 lira ya şu. Tamam emek veriliyor ama malum yani durumlar. Paramız yok. Evet arkadaşlar bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ben ocağımı kapatıyorum. Bir 3 dakika içinde işlem hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şöyle bırakalım. Evet. Evet arkadaşlar ocağımızı kapatmıştık. Şimdi birkaç dakika geçti. Şu an görmüş olduğunuz gibi hazır kestanelerimiz. Bakın böyle açılacak aslında normalde. Biz tam çizmedik herhalde. Bakın şöyle. Kestane kebap. Zaten bir tanesini yiyin anlarsınız pişmediğini. Bu büyük kestaneler biraz sıkıntılı. Çünkü pişmesi gerekiyor. Pişmezse olmaz. Şöyle biraz içini çeksin. Is-
sıyı aldıktan sonra da biraz tavada beklemesi lazım. Toplam 30 dakikanızı 40 dakikanızı almaz ya. Yani bu şekilde beklemeniz bence iyidir. Şimdi sıcakken de ellemek istemiyorum, elimi yakmak istemiyorum. Biraz daha soğusun, bakacağız bakalım pişmiş mi, pişmemiş mi. Evet arkadaşlar, kebabımız hazır. Şuraya bir bakalım. Şöyle açalım. Hoppa! Kabuğunu gördünüz mü? Nasıl kolay çıktı. Hop. Daha sıcak yalnız. Henüz daha soğumamış. Şöyle. Hemen biraz soğutayım bunu muslukta. Birazcık ıslattım üstünü. Soğuttum. Evet. Şöyle içini yaralım bir bakalım. Evet, mis gibi pişmiş gibi duruyor. Bir yiyelim bakalım. Bayağı lezzetli ya. Yalnız bu suda var ya, fazla bekletin. Şu kabuğu daha kolay soyulur. Valla. Çok güzel. Hocam kestane baya güzel ya. Lezzetli. Bakar mısın? Kebap kebap. Afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.